28 Ağustos Pazartesi Yeni Şafak Yazarı Erdal Tanas Karagöl Yazısı <laughs> Ekonomide Bayram Havası 15 Temmuz FETÖ darbe girişiminin üzerinden bir yıl geçti. Bu darbe girişiminin tortularını silmek için kısa sürede önemli mesafeler alındı. Bu yıl içerisinde Türkiye bir taraftan darbenin tortularını temizlerken diğer taraftan üretim yapısını değiştirmek, enerjide dışa bağımlılığı azaltmak için yenilenebilir enerjide kendi kaynaklarını kullanmak, finans, ulaşım ve enerjide merkez ülke olmak için gerekli büyük altyapı projelerini tamamlamak için adımlarını hızlandırdı. Bu çabalar neticesinde hem yatırımcı hem de tüketici açısından ekonomiye güven arttı, hem de ekonomide önemli ve pozitif değişim süreci başladı. Peki bu dönemde ekonomide neler oldu? Bu sürecin somut göstergelerine bakalım. 2017 yılı ilk çeyrekte Türkiye ekonomisi %5 oranında büyüdü. İkinci çeyrekte birinci çeyreğe göre daha yüksek oranda ekonomik büyümenin gerçekleşeceği beklentisi arttı. Temmuz ayında ilk defa bu kadar yüksek ihracat rakamına ulaşıldı. 2016 Temmuz ihracatıyla karşılaştırıldığında 2017 yılında ihracat %31 artış kaydetti. Türkiye'nin ihracatının 2016'nın son ve 2017'nin ilk çeyreğinde güçlü toparlanması ekonomik büyüme için önemli bir ivme kaynağı oldu. Sonraki çeyreklerde de ekonomik büyümeyi destekleyecek en önemli kalemin ihracat olması bekleniyor. Bu beklenti ekonomideki diğer aktörlerin Türkiye algısını da etkiledi. Ekonomik büyümedeki pozitif beklenti sayesinde birçok finansal kurum ve kuruluş Türkiye'nin 2017 yılı büyüme beklentilerini yukarı doğru revize etti. Bu aktörlerin Türkiye hakkındaki olumlu değerlendirmeleri devam edecektir. Diğer yandan Türk lirası dolar karşısında değer kazanmaya devam ediyor. 2017 yılının Ocak ayında 3.88 Türk lirasına kadar yükselen dolar şu anda 3.44 Türk lirasına kadar düştü. Borsa İstanbul BIST endeksi ise artış trendinde. BIST endeksi tarihinin en yüksek rakamlarına ulaştı. Bunun yanı sıra birçok makroekonomik göstergenin kötüleşmesine neden olan özellikle de kur ve faiz oranının artışında önemli rol oynayan enflasyonun yeniden düşüş trendine girmesi önemli. 2017 yılı Temmuz ayında enflasyonun %9.79 oranına, yani tek rakama inmesi olumlu bir işaret. Bir ülkenin borcunun veya faizini ödeme riski için kredi derecelendirme kuruluşlarından daha güncel kredi notları veren CDS'ler Türkiye için 2016 yılı Ağustos sonlarında 244 civarındayken şu anda ülke risk primi 171 seviyelerine kadar düştü. Bu durum, ülkenin ekonomik prestijinin artması için hayati derecede önemli. Tabi bu düşüş kredi derecelendirme kuruluşlarının ülke notunu yeniden revize etmelerini de gerektiriyor. 2008 küresel ekonomik krizinden sonra kredi derecelendirme kuruluşlarının yaptıkları taraflı ve hatalı ülke değerlendirmeleri nedeniyle CDS'ler kredi notlarından daha dinamik ve objektif gösterge olarak tanımlanıyor artık. Dolayısıyla CDS'lerdeki durum kredi derecelendirme kuruluşlarının notlandırmasına da yön verecektir. Turizmde başlayan olumlu hava ve Kurban Bayramı tatilinin uzaması hem turist sayısı hem turizm gelirleri açısından 2017 yılı için önemli bir kazanım olacak. Ekonomide bahar havasının sürmesi gerekiyor. 2017 yılındaki ekonomideki başarıyı tüm yıla yayabilmek için son çeyreğin de çok iyi değerlendirilmesi gerekiyor. Bunun içinse ekonomide artık olmazsa olmaza dönüşen reformların hızlandırılması, teknolojik üretimin ekonomik üretimde yer alması, istihdam alanlarında katma değeri yüksek üretim yapabilecek alanların öncellenmesi ve buna göre iş gücünün yetiştirilmesi Türkiye ekonomisindeki baharı kalıcı hale getirir. Ayrıca ekonomideki finansman ihtiyacı, düşük tasarruflar, enerjide dışarıya bağımlılığı, yüksek faiz gibi yapısal sorunlara yapısal çözümler çözümlerin siyasi gündeme heba edilmeden uygulanması zorunlu. 2018 yılı Türkiye'nin siyasi ve ekonomik bir eşik olarak saydığı 2019'a hazırlık yılı. 2017, 2018 için uygun ortamı hazırladı. Şimdi bu ortamın sürekliliğinin sağlanması için bayram sonrası rehavete kapılmadan bahar havasının kalıcılığı sağlanmalı.